Merhaba değerli hobidaşlar. Malumunuz kış ayları geldi. Sular özellikle Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de hatırı sayılır derecede soğudu. Elbiselerimiz her ne kadar kalınlaşmış olsa da suların soğuması ile birlikte ister istemez daha sık idrarımız geliyor ve bazılarımız bu ihtiyacı elbisenin içerisine giderirken bazılarımız ise türlü zorluklarla bu işi hallediyoruz. Suların sıcak olduğu dönemlerde bile bu ihtiyacı gidermek başlı başına bir dert aslında. Çünkü bazen halka açık yerlerde dalıyoruz. Kuytu bir yer bulmak, ağırlık kemerini indirmek vesaire gibi meşgaleler bize hem vakit ve enerji kaybettiriyor hem de dalış konforunu ciddi anlamda etkiliyor. İdrarımızı elbise içine yapmanın da cilt sağlığı açısından ciddi zararları olabilmekte. Cildimizde tahrişe veya başka rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Ben sizlere bu konuyla ilgili daha pratik, daha kolay bir çözüm önermek ve uygulamasını anlatmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz cisim, tıbbi alanda sonda amaçlı kullanılan bir nevi kondomdur. Bunun markasını videonun açıklamalar kısmında belirteceğim. İnternetten Google'dan aratarak bulup temin edebilirsiniz. Bu aparat sayesinde idrarı elbise içerisinden kolaylıkla tahliye edebiliriz. Yani dalış elbiselerimize bir idrar tahliye sistemi yapabiliriz. Bu aparat farklı ebatlarda satılabilmekte. Her ne kadar içerisinden sabitleyici bant çıksa da dalış esnasında kaymaması ve çıkmaması için ben medium beden almanızı tavsiye ederim. Bu sonda aparatı her seferinde yeni bir tane açılarak kullanılabildiği gibi güzelce temizlenirse aynı aparatı kullanabilirsiniz. Fakat bunun için sabitleyici bandı kullanmamak gerekmektedir. Çünkü bu bant yapıştıktan sonra bir daha geri çıkması çok zor. Gelin şimdi idrar tahliye sistemini elbisemizin pantolon kısmına nasıl kuracağız ona bakalım. Elbiselerimizin pantolon kısmına bu aparatın görmüş olduğunuz uç kısmının çıkabileceği kadar çok fazla geniş olmayan bir delik açmamız gerekmektedir. Bu deliği açmak için ise ya burada görmüş olduğunuz gibi ince bir çividen ya da dalışta kullandığımız balık dizgisinden yardım alacağız. Burada en önemli nokta bu deliğin ilk etapta fazla geniş açılmaması. Aksi takdirde elbise içerisine bir hayli su sızacaktır. Bu sebeple delme işlemini böyle ince ve sivri aletlerle yapmamız gerekiyor. İkinci önemli nokta ise delme işlemini elbisenin iç kısmından dış kısmına doğru, yani neopren kısmından başlatmamız gerekiyor. Deliği açacağımız nokta ise biraz kişisel tercihe bağlı. Fakat dikkat edilmesi gereken kısım bu noktanın pantolonun çok ortasında olmamasıdır. Aksi halde elbisemizin ceket kısmındaki kopça parçası bu deliğe denk gelip onu kapatır ve kullanımını zorlaştırır. Ben şahsen şöyle bir ölçü belirliyorum. Pantolonun A kısmından 10 cm civarı sağa ya da sola doğru bir delik açıyorum. Bu sayede deliğimiz ne çok uzak ne çok yakın mesafede kalıyor. Deliği açacağımız noktayı tespit ettikten sonra özellikle kışlık elbiselerde su sızıntısını minimuma indirmek için buraya 5 cm genişliğinde bir neopren parçasını yapıştırmak maksimum yalıtım sağlayacaktır. Genelde sıfır elbise aldığımızda içerisinden bu neopren parça çıkar. Fakat sizin elinizde yoksa bunu herhangi bir elbise üreticisinden rica ederek temin edebilirsiniz. Neopren yapıştırıcısını kestiğimiz neopren parçasının bir yüzüne hiç boşluk kalmayacak şekilde sürdükten sonra pantolonumuzun iç tarafında delik açmayı planladığımız yere güzelce yapıştırıp en az 1 saat bekliyoruz. Yapıştırdığımız parçanın kenarlarında boşluk kalmadığından emin olalım. Kaldıysa bu boşluklara neopren yapıştırıcısı sürüp ince bir tornavida benzeri cisimle yedirelim ve tekrar kurumaya bırakalım. Yazlık 3 mm elbiselerde ise böyle bir işlem yapmadan direkt olarak elbiseyi delebilirsiniz. Delik açmak için kullanacağımız çivi veya dizginin ucunu bir çakmakla ısıtalım ve deliği açalım.
Benim pantolonum daha önce delik olduğu için bu işlemi size örnek bir parça üzerinden gösteriyorum. Delik açma işleminden sonra bu delikten içeri dizgi veya uygun kalınlıkta bir kalem sokarak yaklaşık bir gece bırakalım. Böylece orayı biraz genişletip sondanın uç kısmının geçmesini sağlayacağız. Başta da belirttiğim gibi bu gördüğünüz parçanın buradan çok rahat değil, biraz zor çıkması en ideal sıkılıktır. Artık İdrar tahliye deliğimiz kullanıma hazır. Umuyorum bu video sizlere daha konforlu bir dalış sağlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olun ve bildirimleri açın. Hakkında video çekilmesini istediğiniz faydalı içerikler varsa videonun yorumlar bölümüne belirtebilirsiniz. Hepinize kazasız dalışlar ve güzel avlar diliyorum. Dalın sağlıcakla. I'm gonna go get some more.